Yeni bir çantaya başlıyoruz. Bu çantayı kalan iplerimizden yapacağız. Daha önce elimde olan Ekul markasının, bunlar doğal ip diye geçiyor. Artan ipleri vardı. Burada mandala tipi bir motif yaptık. Toplam 4 renkten oluşuyor. Hatta bir tanesi bu şekilde kalmış. Toplam 4 tane ana renkten oluşuyor. Renk sayısını artırmanız mümkün. Ancak özellikle kenar kısmına gelen bu yaprak biçiminde olanların biraz can alıcı renk olması gerekiyor. Bir de mutlaka içinde şu beyazla yaptığımız modelin belirlenmesi için bir açık renk. Bu beyaz olur, krem olur. Açık renk ip olması gerekiyor. Şimdi bu çantamızın yapılışına geçelim. Çantamızda kullandığımız tığ numaramız 4 milimetrelik bir tığ. Şimdi ilk ipimizden, yani bu kavun içi renkte olan ipimizden bir sihirli halka yapıyoruz. Ve bu sihirli halkaya 16 adet trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve boşluğuna 16 adet, çok sık olmamak kaydıyla. Çünkü elimiz sıkıysa bu ikili trabzanları üçlü trabzan yapmak şeklinde de mümkün. Evet, birinci sıramızda bu boşluğa 16 adet trabzan yapıyoruz. 16 adet trabzanı yaptıktan sonra başta çektiğimiz 3 zincirin tepesine geliyoruz ve buradan ikinci renge geçiş yapıyoruz. İlmeğimizi geçirdik ve arkadan sıkıladık. Şimdi burada her trabzanın başına İki trabzan yapacağız. Ancak son ilmeklerini bırakarak birlikte çekeceğiz. Bunda yine toplam 16 adet yapacağız. 3 zincir çektik. Trabzanımızın şu ilmeklerin arka kısmına batıyoruz. Arka ilmeklere batıyoruz. Başına da batılabilir. Çok sıkıntı değil. İkisini çektik. Arada iki zincir var. Tığımızı doluyoruz. Diğer trabzanın arka ilmeğini alıyoruz. İlmekte bırakıyoruz. İkinciyi alıyoruz. Birlikte çekiyoruz. Yine arada iki zincir. İlmeğin arkasına battık. Bir kere de çektik. İkincisini de bir kere de çektik. İlmeklerin hepsini bir arada çekiyoruz. Ve bunu buradaki toplam 16 adet olacak şekilde her trabzanın arkasında bulunan ilmeklere batarak yapıyoruz. Aralar sabit. Aralarda iki zincir var. Bunu sıra sonuna kadar, ikinci sırada bunu sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi en son sırada da yaptık. İki zincirimizi çektik ve bunun ilk yaptığımızın tepe noktasından ilmeğin içinden geçirdik. Ve tekrar ilmek kaçıyor.
tekrar şu boşluğa geliyoruz. Bu boşluğa gelip ilmeğimizi geçiriyoruz ve beyaz rengimize, açık olan rengimize geçiyoruz. Şimdi açık olan ipimizi aldık. Ve bu ilmeğin içinden geçirdik. Burada 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. 5 zincir çekmemizin nedeni bu boşluğa bir V yapacağız. V yaparken 2 tane trabzan, aralarda 2 tane zincir. Şimdi arada boşluklarda zincir çekmeksizin diğer boşluğa geçiyoruz. Trabzanımızı yaptık. 2 zincir çektik. Aynı boşluğa battık. Tığımızı doladık. Diğer boşluğa geçtik. 2 zincir çektik. Aynı boşluğa tekrardan bir trabzan yapıyoruz. Böylelikle burada V'ler oluşturuyoruz. Diğer deliklere geçerken, boşluklara geçerken aralarda zincir yok. Sadece V'lerin arasında, pardon, hemen V'lerin arasında ikişer tane zincir var. Alışkanlık olmuş. Evet. 2 zincir ve boşluk. Böylelikle burada da toplamda 16 adet V'lerimizi bu sıramızda tamamlıyoruz. 3. sıramızda. Sıra sonunda 1, 2, 3. zincirin tepesinde ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ve yine bu boşluğa geliyoruz. İlmeğimizi geçirip buradan beyaz ipimizi kesiyoruz ve yeşil ipimize geçiyoruz. Bunu geçirdik. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektik. Boşluğa, V'nin boşluğuna 4 adet trabzan yapıyoruz. Ama 4 adet trabzanı yaparken son ilmekleri tığda bırakıyoruz. 2, 3 ve 4. Yaptık. Aralarda 4 zincir. Tekrar tığa doluyoruz. Diğer boşluğa 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan ve 4 trabzan. Hepsini birden çektik. 4 zincir çektik. 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan, 4 trabzan. Hepsini birlikte çektik. Yine arada 1, 2, 3, 4 zincir. Bu işlemi de, bu 1, 2, 3, 4. sırayı da bu şekilde yeşil renk iple tamamlıyoruz. Dört zincir çektik en son sırada ve ilk sıraya ilmeğin içinden geçirdik. Şimdi boşluğa geliyoruz. Boşluğa geldikten sonra tekrar beyaz renk ipe geçiyoruz. Şimdi bu beyaz renk ip de beyaz renk ipliğe geçtikten sonra burada 1, 2, pardon, zincir çekmiyoruz.
Tığa iki kere doluyoruz. Tığa iki kere doladıktan sonra alttaki ilk noktaya, şu beyazın olduğu yere yeşil hafif geri yaparaktan tığa iki doladık. İlk baş yerine batıyoruz ve burada bir, iki, üçlü trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığa iki kere doluyoruz. Bu sefer yanındakine üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi bu sırada yeşili bitirdikten sonra beyaz renge geçtik. Bir zincir çekip burada bir sık iğne yapıyoruz. Kenarı sabitledikten sonra tığa iki kere doluyoruz. Alttaki beyazı, beyaz ayağın başına batıyoruz. Ama yeşili arkada bırakmıyoruz. İçinden geçirerek burada bir, iki, üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığa doluyoruz. Yeşili böyle arkada bırakaraktan yanındaki noktaya bir, iki, üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra bunu boşluğunu kullandığımız yeşile bir sabitliyoruz. Sabitledik. İkinci boşluğa geçerken buradaki tepe noktasına bir sık iğne yapıyoruz. Ve ikinci boşluğa geçiyoruz. Şimdi ikinci boşlukta aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bir sık iğne, tığa iki kere doladık. Yeşili arkaya alıyoruz. Beyazı sanki işler gibi ilk noktasına batıyoruz. 1, 2, 3. Yine tığa doladık. Yanındakine 1, 2, 3. Ve bu sefer boşluğunu yaptığımız yeşile bunu sabitliyoruz. Tekrar tepe noktasına diğer boşluğa geçerken bir tepe noktasına sık iğne yapıyoruz. Tepe noktasına sık iğne yapıyoruz. Diğer boşluğa geçerken önce boşluğa bir tane sık iğne. Tığımızı iki kere doluyoruz. Yeşili es geçip beyazın ilk tepe noktasına batıyoruz. Bir adet üçlü trabzan. Tığımızı iki kere doladık. Yanındaki trabzanın başına tekrar 1, 2, üçlü trabzan yapıyoruz ve yeşile sabitliyoruz. Böylelikle bunu da sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Burada önemli olan şu işlemi yaparken yeşile sonradan yapıyoruz. Yani beyaz ikili trabzanları sanki beyazın üstüne yapıyormuşuz gibi yeşili hiç dikkate almaksızın boşluğa yapıyoruz. Ve ondan sonra yeşil zincire, 4 adet zincire sabitliyoruz. Evet, bunu da bu şekilde sıramızın sonuna kadar bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Modelimizi beyaz, ikinci beyazını da bitirdik. Şimdi maviye geçeceğiz. Mavi rengi alıyoruz. Mavi renk ipi şu şekilde ilmeğimize geçiriyoruz.
Bir adet zincir çekiyoruz ve bu sıradaki her bir ilmeğin başına bir adet sık iğne yapıyoruz. Bakın şuradaki sıra birer adet sık iğne yapıyoruz. Her bir sıranın başına bu şekilde sıranın sonuna kadar bu sık iğne çalışmasını devam ettiriyoruz. Şimdi bu mavi sıramızı da bitirdik. Kavun içi renge geçeceğiz. Kavun içi renge geçerken üç tane zincir çekiyoruz. Yukarı kısmına çıkıp yine burada her sık iğnenin başına bir sıra ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan yaparken şurada görüldüğü gibi ipin sık iğnenin başak şeklindeki modelinin arka tarafındaki ilmekleri alacağız. Arka taraftaki ilmeklerini alarak sık iğne yapacağız. İkili trabzan yapacağız. Bir sıra boyunca da bunu yapacağız. Evet. Bu işlemi de sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz. Diğer rengimiz tekrardan mavi renk. Diğer rengimizi aldık. Bir zincir çekiyoruz. Bir noktaya sabitliyoruz. Tığımıza iki kere doluyoruz. Diğer renge geçtik. Dört tane zincir çektik. Tığa iki kere doladık. Aynı deliğe batıyoruz ve üç kere de çekiyoruz. Yine iki kere doluyoruz. Aynı deliğe batıyoruz. Üç kere de çekiyoruz. Bu şekilde aynı deliğe bu işlemi 7 kere yapıyoruz. 2, 4, 6. Tekrar tığımızı 2 kere doladık. 1, 2, 3 kere de çektik. Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. Pardon, 7 tane trabzanı yaptıktan sonra şimdi 2 sıra atlıyoruz. 3. sıraya 1, 2, 3. sıraya bunu sabitliyoruz. Ve yanına yine 1,
2 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece buraya 3 adet sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi tekrardan tığımızı 2 kere doluyoruz ve burada 1, 2, 3.'ye 3. deliğe aynı şekilde tığa 2 kere dolayıp 3 kere de çekerek buraya da 7 adet trabzan yapıyoruz. Aynı deliğe 7 adet trabzan yapıyoruz. İki, dört, altı ve yedi. 7 adet trabzanımızı yaptıktan sonra tekrar 1, 2, 3. sık iğneye sabitledik. Yanına 2 adet sık iğne daha yaptık. Tığımıza tekrar 2 kere doladık. 1, 2, 3. deliğe yedi adet trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bakın bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olacak şekilde, 10 adet olacak şekilde bu yaptığımız işlemi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi mavi sıramızı da tamamladık. Yeşil ipe geçeceğiz. Yeşil renge geçeceğiz. Bunun için yeşil renge geçmeden önce bir önceki sırada yaptığımız 7 tane trabzanın orta noktasına doğru, tepe noktasına doğru geleceğiz. Şimdi buraya gelince diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimize, yeşil rengimize geçtik. Yeşil rengimize geçtikten sonra buraya bunu sabitleyeceğiz. Tepe noktasına bunu sabitledik. Sabitledikten sonra bu sefer tığa 3 kere dolama yapacağız. 2, 3. 3 kere dolama yapıp şu bir önceki sırada yaptığımız 3 adet sık iğnenin orta noktasına geleceğiz. Ve bunu 4 kere de çekerek 1, 2, 3, 4 bu işlemi yapacağız. Ve bunu 4 adet yapacağız. Tekrar tığa 3 kere doladık. Aynı noktaya batıyoruz. Çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 kere de çektik. Şimdi 4 sefer bu işlemi yaptık. 4 sefer yaptıktan sonra ara noktasına 2 tane zincir çekiyoruz. Şu kısmı yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığa 3 kere doluyoruz. Aynı noktaya yine 3 kere de çekerek 2, 3, pardon 4 kere de çekerek tığa 3 kere doladık. Aynı noktaya battık. 1, 2, 3, 4 kere de çektik. 3 doladık. Aynı noktaya battık. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Şimdi burada
aynı noktaya batarak şu şekli yaptık. Bunu yaptıktan sonra tekrardan zincir çekmeksizin şu 7 adet trabzanın bir önceki sırada yaptığımız noktanın tepe noktasına ya da 4. trabzanına işte 1, 2, 3, 4 başına bunu bir sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar tığımıza 3 kere doluyoruz. Yine ortadaki sık iğnenin başına batıyoruz ve 3 kere de çekiyoruz. Bu işlemi bütün ara noktalarında yapacağız. 2, 3, 4. 3 kere doladık. 4 kere de çektik. Arada 2 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı 3 doluyoruz ve aynı noktaya batıyoruz. Sanıyorum bu kısım da anlaşıldı. Evet. Bu şekliyle biz buradaki bütün ara noktalara, yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olmak üzere bu işlemi sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Şimdi yeşil rengimizi bitirdik. Burada mavi renge geçeceğiz. Mavi renge geçmeden önce burada ipimizi artık sabitliyoruz. Ve mavi renge geçiyoruz. Şimdi mavi renge geçtiğimizde mavi rengi ilk sabitleyeceğimiz nokta bu iki zinciri oluşturduğumuz boşluk olacak. Şimdi bu boşluğa 3 adet sık iğne yapacağız. 1, 2, 3. 3 adet sık iğne yaptıktan sonra sırayla bir adet çakma sık iğne. Her bir trabzanın başına bir adet çakma sık iğne. Tığımızı doladık. 1 ve 2 tane, 2 sıra ikili trabzan. Tığımızı 2 kere doluyoruz ve 1, 2, 3 kere de çekerek burayı tamamlıyoruz. Şimdi burada şu boşluğun olduğu yere bu sefer tığımıza 2 kere doluyoruz. Tığımıza pardon 3 kere doluyoruz. Ortadaki sık iğnenin başına batıyoruz ve burada 1, 2, 3 ve 4 kere de çekiyoruz. Yine tığımızı 3 kere doluyoruz. Aynı noktaya batıyoruz ve 1, 2, 3, 4 kere de çekiyoruz. Bundan sonra şurada yaptığımız işlemin tersini burada yapıyoruz. Yani tığımızı 2 kere doluyoruz, batıyoruz. 1, 2, 3 kere de çektik. Tığımızı doladık. 2 adet 1, trabzan yaptık. Tığımızı doladık ve çakma sık iğne yaptık. Boşluğa geldik tekrardan. Boşlukta 1, 2 ve 3 tane sık iğnemizi yine yaptık. Şimdi bu işlemi buradaki her bir boşluk için yapacağız. Şimdi bunu bir kere daha yapalım. Tığımızı doluyoruz. İlk trabzanın başına batıyoruz. Bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Sırasıyla 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızı 2 kere doluyoruz.
bir adet 3 kere de çekerek trabzan yapıyoruz. Şimdi bu orta noktaya geldiğimiz zaman tığımızı 3 kere doluyoruz. Batıyoruz. 4 kere de çekiyoruz. 2, 3, 4. 3 kere de doluyoruz. Aynı noktaya. 1, 2, 3, 4 kere de çekiyoruz. Ve bir önceki sırada yaptığımız işlemin tersini burada yapıyoruz. Yani tığımızı 2 kere doluyoruz. Trabzanın başına batıyoruz. Çakma sık iğne. Evet. 3 kere de çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. 2 tane çakma sık iğne trabzan yapıyoruz. Tığımızı doladık ve bir adet çakma sık iğne yaptık. Tekrardan tepe noktasına geldik. Burada 1 2 3 kere yapıyoruz. Şurada dönüşte şunlar eğer karışıklık olur ise sayılabilir. Bir tane çakma sık iğne, bir ikili trabzan, ikili trabzan, burası üçlü trabzan. Şu noktada bizim 4 kere de çektiğimiz dörtlü trabzanın olduğu, aynı noktaya battığımız dörtlü trabzanın olduğu yer. Şimdi bunu bütün sıra boyunca yapacağız ve son çerçeve noktamıza gelmiş olacağız. Şimdi bunu da bitirdik. Bunu bitirdikten sonra en son bu kenarındaki beyaz sırayı geçeceğiz. Beyaz sırayı geçerken en son yaptığımız, birleştirdiğimiz noktadan bir tane ilmeği, yani şu 3 tane sık iğnenin ortasına gelecek şekilde beyaz ipimizi geçiriyoruz. Burada bir sıra sık iğne yapacağız ama sadece bu 3 tane sık iğnenin bir önceki sırada yaptığımız noktaya, şimdi buraya bir sık iğne ile sabitledik. 2 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. Ve ondan sonra her bir önceki sırada yaptığımız trabzanların başlarına birer adet sık iğne yapıyoruz. Birer adet sık iğne yaptık. 3 zincirle oluşan, bakın burası 3 tane sık iğnenin oluştuğu yer. Birisine battık sık iğnemizi. 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan aynı noktaya batıyoruz. Ve tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Bunu bütün sıra boyunca yapacağız ve böylece çantamızın ön ve arka yüzünü bitirmiş olacağız. Tekrar geldik. Sık iğnenin olduğu yere bir tane battık. 2 zincir çektik. Burada 3 adet sık iğnenin önüne mi arkasına mı batacağım diye bir, hepsini de aynı noktasına yapsanız yeterli. 2 zincir yaptık ve sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra bunun gibi iki parça çantamızı hazırlamış olacağız.
Ve bundan sonra ben burada çantanın yan tarafları için, yan bantı için mavi rengi kullanacağım. Çantanın sapı için de mavi rengi kullanacağım. Bu çantanın sapı ve renk tamamen size kalmış bir şey. Beyazla yaparsak şu kenar beyazını kapatabiliyor. Renklerle yaparsak bu beyaz çizgiyi de daha iyi gösterecektir. Şimdi bu son sıramızı da tamamlayıp çantanın yan bant yapımına geçelim.